Rusya tarih yazmak için güç kullanıyor ve Ukrayna özgür patikasının önüne geçmek istiyor. NATO's core task is to protect and defend all allies. Bütün müttefiklerini koruma görevi vardır ve yanlış hesaplamalara ya da yanlış anlaşılmalara asla alan yoktur. Ve tek bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılan saldırı olarak görülecektir. Bu bizim kolektif olarak verdiğimiz güvenlik garantisidir. Bugün Kuzey Atlantik olarak savunma planlarımızı değerlendirdik. Todd Walter ile görüştük, komandanlarımız ile görüştük. Ve bu ihtiyatlı bir adamdır. Bu kriz döneminde müttefiklerimizi korumak için adılan bir adımdır. Ve NATO'nun güçleri gerekli görülen yerde olacaktır. Ve Rusya'nın çok büyük askeri yığınına karşı hali hazırda zaten savunmamızı güçlendirdik. Hem havada, hem karada, hem de denizde. Son haftalarda Kuzey Amerika ve Avrupa'daki müttefikler biraz daha güç gönderdi, asker gönderdi ve daha fazlasını yapmaya hazırız. Yüzden fazla jet alarm seviyesinde bekliyor ve 120'den daha fazla denizde varız. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki 5. madde çok önemli. Buna göre hareket edeceğiz ve gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz ki agresyondan bu birlikteliğimizi koruyabilelim. NATO liderleriyle yarın bir zirve gerçekleştireceğiz. Online olarak ileride atacağımız adımları konuşmak için. Şimdi çok büyük sonuçları olacaktır tabii ki. Bütün uluslararası toplum tarafından bir yaptırım görecektir. Kremlin'in amacı bir kez daha etkisini arttırmaktır. Küresel kuralları hepsi bizi yıllardır, 10 yıllardır güvende tuttu ve hepimiz için önemli olan değerleri korudu. Bu yeni normal bizim güvenliğimiz için. Bizim güvenliğimiz için yeni normal bu. Barış hiçbir zaman çantada keklik olarak görülmez. Özgürlük ve demokrasi otoriteryen rejimler tarafından istenmeyen bir şey ve stratejik rekabetçilik de artıyor şu an. Biz buna cevap vermek zorundayız. Ve hatta daha da güçlü bir birliktelikle buna karşı koymalıyız. Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO ile birlikte buna karşı koymalıyız. Biz 30 demokrasi olarak, tek olarak birlikteyiz. Hem değerlerimizi hem de insanlarımızı, vatandaşlarımızı koruyacağız. Demokrasi her zaman üstün gelecektir. Otokrasilerden üstün gelecektir. Özgürlük her zaman üstün gelecektir. Agresyona üstün gelecektir. Şimdi sorularınızı almaktan mutluluk duyacağım. Sayın Genel Sekreter, hepimiz biliyoruz ki NATO Ukrayna için savaşmayacak. Ama sizce şimdi NATO için zamanın geldiğini düşünmüyor musunuz? Anti-Putin koalisyon kurmasının zamanı geldiğini düşünmüyor musunuz? Teşekkür ederim. NATO'nun Ukrayna ile birlikte durduğunu biliyorsunuz ve NATO müttefiklerimiz de zaten çok ciddi şekilde yaptırımlar uyguluyor Rusya'ya. Ukrayna'yı istila ettiği için NATO müttefikleri Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler içerisinde ve bütün dünyadaki ortaklarımız çok ciddi yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar uyguluyor Rusya'ya. Ki bunu da şunu göstermek için yapıyorlar. Biz söylediğimiz şeyi gerçekleştiriyoruz. Bunu göstermek istiyoruz. Ve Rusya'nın gerçekten ödeyeceği çok büyük bir bedel var. NATO uzun süredir zaten destek sağlıyor. Pratik askeri destek sağlıyor Ukrayna'ya. Ve onlara yardımcı oluyor. Çok daha güçlü, çok daha iyi bir şekilde, çok daha iyi eğitimli bir şekilde silahlı güçleri olsun diye bugün. 2014'le kıyaslanan zaman daha iyi bir noktada olsun diye yardımcı oluyoruz zaten uzun süredir.
the professionalism and the bravery of the Ukrainian Ukrayna'da kadın ve erkekler hep birlikte Rus istilasına karşı koyuyor. Onlar çok cesur insanlar. Birlikte kalmaya, birlikte durmaya devam edeceğiz. Onların Ukrayna'yı tam anlamıyla işgal etmesini kınıyoruz ve bizim müttefiklerimiz de aynı zamanda mesajlarını gönderirken birlikte davranır. Asla ama asla biz bu uluslararası kanunun ihlal edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Çünkü şu an Rusya Ukrayna'yı istila ediyor.